السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur, vaat edilen mesele salatu vesselam bir yerde Allah-u Teala gizlidir. Fakat onun gücü ve tecellisiyle tanınmaktadır. Dualar vasıtasıyla Allah-u Teala'nın varlığını bulursunuz der. Krallar veya monarşi ne denirse denilsin hiç şüphesiz öyle şartlara girecektir ki kişi tamamen yardımsız kalır ve ne yapacağını bilemez. O zaman da dualar vasıtasıyla zorlukların üstesinden gelinir ve zorluklar gider. Sayısız yerlerde vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam farklı yerlerden, farklı açılardan bunun önemini açıklamıştır ve vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleri öylesine bu noktanın gerçek noktasını anlamışlardır ki onunla beraber olmaktan dolayı bu insanlar duaya öylesine inanmışlar ve öylesine güçlü olarak iman etmişlerdir ki diğer insanlar dahi bundan çok etkilenmişlerdir. Başka dinlere ait insanlar ve Ahmedilerle ilişkisi olanlar tamamen bunu anlamışlar ve bu insanların duaları hiç şüphesiz kabul edilmektedir. Çok kabul edilmektedir. Hazreti Müslim Mahmud bir olayı vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a anlatan bir kişi vardı ve o zaman çok gülmüştü der. Hazreti Muşi Rarı Han sahip ile ilgiliydi bu olay. O sık sık Kadiyan'a gelirdi ve daha sonra çok önemli bir görev ona verildiğinde onun için sık sık Kadiyan'a gelmek çok zor olmuştu. Fakat buna rağmen Kadiyan'a gelirdi sık sık ve Hazreti Müslih Maud biz küçük çocukken biz hatırlıyoruz onun gelişi sanki bir kişinin uzun yıllardır akrabalarını görmemiş gibi öyle insanlarla karşılaşırdı. Çok sık sık gelmesine rağmen halen o insanlarla arzuyla nezaketle kucaklaşırdı. Kısacası vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın yanında olan bir kişi Hazreti Munşiruri Han sahiple ilgili olarak öyle bir kişiydi ki o hakimleri bile korkuturdu. Bir keresinde hakime ben Kadiyan'a gideceğim demişti.
bana izin verin dedi. Hakim onu reddetti. Hazreti Münşi sahip kendi ofisinde çalışıyordu ve hiç şüphesiz ben Kadiyan'a gideceğim. Lütfen bana izin verin dedi. O dedi ki birçok iş var ofiste. Siz bırakıp gidemezsiniz. Münşi sahip peki dedi. Birçok iş var diyorsunuz. Bana izin vermiyorsunuz ama ben sizin aleyhinizde dua etmeye başlayacağım bugün. Sizin yapılmasını istediğiniz iş başarılı olmayacaktır. Çünkü bana izin vermiyorsunuz. Bundan sonra hakim öylesine kayıpla yüz yüze geldi ki ve çok korktu. Ne zaman ondan sonra bunun etkisi olduğunda o mahkemede bugün bu işi çabuk bitirin. Çünkü Münşi Rurihan sahip treni kaçıracak derdi. Lütfen bu işi çabucak bitirin. Bu yolla hakimin kendisi Münşi sahip Kadiyan'a gitmeye karar verdiğinde ona izin verirdi. Öylesine korkmuştu ki onun duasından. İşte bu insanlar çok büyük muhaliflerin üzerinde büyük etki bırakmıştı asilliklerinden ve dindarlıklarından dolayı. Bugün bile bunu göz önünde bulundurmamız ve Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizi geliştirmemiz gerekir. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem yine bununla ilgili olarak başka bir şeyden bahsetmişti. Müslim Mahut da bundan bahsetmişti ve bunlar bizim için dindarlığımızı ve asaletimizi artırmakta çok önemlidir. Dünyada farklı farklı fikirlerde farklı insanlar bulunmaktadır. Bazı insanların hassasiyeti fazla, bazılarının daha azdır ve farklı mevsim şartlarına göre farklılıklar gösterir insanlar. Böyle olunca bunu alışkanlık olmadığı zaman hassasiyet gösterirler mevsimlere karşı veya doğal olarak da, yaratılış olarak da onlar hassastırlar. Bu nedenle yazın veya kışın normal olarak havadan etkilenirler. Bu hassasiyet ve kişinin bu farklı hassasiyetleri havanın şartlarında da ortaya çıkar. Genel olarak insanlar hassasiyet gösterirler. Soğuğu ve sıcağı hissedenler, kötü kokuyu veya iyi kokuya karşı etkileri vardır. Bu gibi şeylere hiç aldırış etmeyenler, onlardan etkilenmeyenler de bunlar hiç önemi yoktur. Bazı insanlar karda yaşarlar, karın içinde yaşarlar ve hiç de soğuk hissetmezler. Bazı diğer insanlar kalın çorap giyerler ve bazıları çorapsızdırlar ve bizim ayaklarımız çok sıcak derler ve bizim için bir şey fark etmezler. Orada soğuk yok demek değildir. Fakat insanların çoğunluğu bu konuyla ilgili olarak hassasiyet gösterirler. Bunlar onların hayatını etkilerler ve insanların çoğu bundan etkilenir ve bu insanlardan dolayı farklılıklar ortaya çıkar. Hassasiyetle ilgili olarak Hazreti Müslim Ağut vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın örneğini verir ve vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle derdi der. Bir şehirde orada yaşayan iki kişi birbiriyle konuşuyordu. Tohumlar çok hassastır, hatta yumuşaktır diyordu. Ve küçük miktarda bunlar alınırsa kişi hasta olur. Kişinin birkaç gram veya yarım kiloluk bir tohumu alması onu hasta edecektir. Bir kişi eğer bu kadar tohum alırsa o zaman
ona 5 rupi vereceğim ve bunun hepsini alsın. Bazı insanlar vardır ki iyi belli miktarda bir şey alırlar, yerler ama yine sıhhatleri hiç değişmez. Herkesin durumu farklıdır. Bunu dinleyen kişi hayret etti ve çok tuhaftır dedi. Eğer şu kadar tatlı şeyleri, güzel şeyleri yiyeceksin, bir de bunun ödülünü de alacaksın 5 rupi. O zaman bütün bunları çalısıyla, çöpüyle mi yemem gerekiyor diye sordu. O anlamamıştı. Dalları olmaksızın bu kadar yarım kilo bir tohumu yemekle insan hasta olur diye anlamamıştı. Normal olarak insanlar böyle çok miktarı almak zordur. Her ikisinde de anlayış farklılığı vardır. Bazı insanlar da yarım kilodan fazla alırlar ve bunu hemen alırlar. Diğerleri ise bunları bazı insanlar dallarıyla yutmaya hazırdırlar. Bunların dalları olmaksızın çok lezzetlidir. Nasıl insan bunları yiyerek ödül alır der. Dünyada farklılıklar vardır ve hassasiyetler konusunda da yine farklılıklar bulunmaktadır. Manevi dünyada da durum aynıdır. Bazı kişiler dualar vasıtasıyla etkilenir, bazıları daha az etkilenirler ve bazıları daha fazla dua ederler, bazıları çabucak dua ederler. Bunun bir etkisi yoktur üstlerinde. Manevi hassasiyette bulunan kişilerin örneğinde onların duaları gerçekten hassas olanlar ve gerçekten ibadet edenler ve ibadetin etkisi onların hayatında görülür. Bu nedenle cemaatin üyelerinin çoğunluğu öyle olmalıdır ki onların manevi meselelerdeki hassasiyeti manevi olarak etkiyi almalıdırlar ve böylece insanlara gerçek duanın ne olduğunu, gerçek ibadetin ne olduğunu anlatsınlar. Onların ne şekilde kişide ne şekilde manevi hassasiyetin yaratılması gerektiğini söylesinler. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anhu bir olaydan bahsederek, o birinci halife hazretleri tarafından da zikredilmekteydi bu olayda. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anhu başka referanslarla beraber de söylediği gibi bu olaydan da anlaşılmaktadır ki vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem dindar insanlar ve bilgin insanlar geldiğinde kendisine bu din bilginleri onun elinden biat etme onuruna nail olurlardı. Birinci Halife Hazretleri din bilginleri çok Arap dilinde çok uzman olan din bilginlerinin ünü çok gelişti ve o çok sade düşünürdü. Bir kişi ona baktığında onu daha önceden bilmeyen kişi sanki ot kesiyor veya işçi gibi düşünürdü. Onun ismi Han Malik sahipti. O vadiden Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in iddiasını duymuş ve Kadiyan'a gelmişti ve bir müddet dinledikten sonra inanmıştı. Dönüşte Lahore'a gittiğinde Molvi Gulam Ahmet sahibi göreceğim dedi ve o kişi Padişah camisinde konuşma yapardı. Bir keresinde onun öğrencisiydi. Gulam Ahmet sahip çok büyük bir din bilginiydi. Lahore'daki insanlar zengindi ve bu nedenle Molvi Gulam Ahmet sahip de zengin olmuştu. Yüzlerce öğrencisi vardı, ondan öğrenmekteydi. Malik Han Muhammed sahip geldiğinde camiye, öğrenciler
onun ne çeşit büyük bir din bilgini olduğunu bilmiyorlardı. Onu öyle alelade bir insan zannediyorlardı. Molvi Gulam Han Melik sahip ona sordu. Nereden geliyorsun? Kadiyan'dan dedi. Çok hayret etti ve gerçekten Kadiyan'dan mı geliyorsun? Evet, evet Kadiyan'dan geliyorum. Niçin dedi? Ben oraya Hazreti Mirza sahibin sahabesi olmak için geldim. Sen öyle büyük bir din adamısın ki ondan ne gördün ki onun sahabesi olmak istiyorsun? Molvi Han Malik sahab, sen kendi işine bak dedi Pencabi dilinde. Kala yekulu demeyi bilmiyorsun, sen kendi işini yap. Kala yekulu bile, bu kelimeleri bile doğru dürüst söyleyemiyorsun. Gulam Ahmet sahip büyük bir din bilginiydi. Han Melik sahip bu kelimeleri kullandığında öğrenciler, Molvi Muhammed Han sahibin öğrencileri çok kızdılar ve Molvi Gulam'a sordu. Ona ne söyledin dedi Molvi Gulam sahip. O ne söylüyorsa doğrudur, sesinizi çıkartmayın dedi. Böyle dindar insanlar da vardı ve Kadiyan'a giderlerdi. Ve onlar vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in elinden biat ederlerdi. Aynen bunun gibi bir olayla ilgili olarak Hazreti Müslim Maud'un bildirdiğine göre Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanında bir Arap gelmişti. Bu insanlar genel olarak yardım isteyen insanlardı. Birkaç gün sonra gitmek üzereyken vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona para verdi. Seyahat masrafı olarak o reddetti. Ben sizin bir iddiada bulunduğunuzu duydum Allah-u Teala tarafından. Bu yeni bir şeydir. Onun için ben buraya geldim ve görmeye geldim. Ve vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem hayret etti. Çünkü bütün insanlar bir yardım için gelirdi. Sadece o yardımı kabul etmemişti. Vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem burada birkaç gün daha kal dedi ve insanlara, bazılarına ona tebliğ yapmasını istedi. Birkaç gün bu devam etti fakat hiç ilgi göstermiyordu. Tebliğ için görevlendirilen kişiler vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e, bu kişi çok açıkça konuşmaktadır. Böyle yardım isteyenler gibi değil, gerçeği arayan bir kişidir. Bunun gibi Araplar, Ahmediyeti kabul edenler gerçekten gerçeği aramaktadırlar. Bu nedenle dua edilmelidir tebliğ amacıyla değil. Bu onun bir etkisi olmayacaktır. O dua etti. Vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e işte hidayet aldı, hidayeti buldu dedi. Belki aynı gece onun etkisi görüldü ve biat etti sabahleyin ve böylece yola çıktı. Hac esnasında birçok kervana tebliğ yaptı bu kişi. Bir kervanda ki kişi onu dövdü ve baygın düştü. Ondan sonra başka kervana gitti. Ahmediyet'in mesajını onlara dağıttı. Esas itibariyle İnsanların kalplerini Allah-u Teala açtığında onlar açılır ve öylesine cesaretlenir ve bağlılık olurlar ki artık onlar hiçbir şeyden korkmazlar. Yine başka bir olaydan bahsederek vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in zamanında Amerika'da bir Amerikalı kişi İslamiyet'i ilk kez kabul etmişti. Alexander Russell ismi, Webb Russell ismiydi. O Filipinler'de Amerikan konsolosluğunda çalışıyordu. Vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem tarafından broşürler basıldığında Amerika'da, İngiltere'de İngilizce basılmıştı. Orada bunu okuduğunda kabul etmiş ve vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le konuşmaya, haberleşmeye başlamıştı. Bunun sonucu olarak İslamiyet kabul etmişti ve hayatını da bağışlamıştı. Ondan sonra Hindistan'a da gelmişti ve o vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le karşılaşmayı arzu ettiğini söyledi. Sonra Lahore'a geldi veya başka şehre gitmiş olabilir. Orada mollalarla karşılaştığında
ona eğer Mirza sahiple karşılaşırsanız Müslümanlar herhangi bir maddi yardımda bulunmayacak sana dediler. Ve İslamiyet'i kendi planına göre ne yapıyorsan yap. Bu nedenle hiçbir şekilde Müslümanlardan yardım almayacaksın dedi. Bu yanlış yönlendirmeyle vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ı göremedi fakat geriye gitti ve son derece morali bozularak geriye gitti. Müslümanlar ona yardım etmedi ve başka Müslümanlar da size yardım edecektir demişti. İslamiyet'in propagandasıyla size verecekler fakat hiçbir Müslüman ona yardım etmedi. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümüne yakın bir zamanda vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a mektup yazarak sizin tavsiyenizi de dinlemedim. Müslümanlarla ilgili olarak zamanında beni uyardınız. Onların İslamiyet'e hiç yardım arzuları yoktur ve ben bunu kabul etmedim. Böylece sizinle karşılaşma onurunu kaybettim. Sonunda Müslüman olmuştu. Ve dine çok bağlıydı ve vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a da bağlıydı. O Amerika'da ilk Müslümandı. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam şimdi bile görmekteyim. Ahmadiyyetin ilerlemesi Amerika'da diğer ülkelerden daha hızlıdır. Bazı ülkeler vardır ki Ahmadiyyet orada yayılmaktadır. Fakat ilerlemenin, İslamiyet'in Amerika'da ilerlemesi daha da yüksektir. Belki Amerika cemaati böyle dindar, düşünceli insanları bulmalı ve vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağı altına getirmeleri gerekir. Bu ümitle Hazreti Müslim Maud onun ümidi gerçekleşsin. Aksi halde Amerika'da birçok Ahmedi vardır ve onlar Ahmediyete çok bağlıdırlar ve birçok böyle insanların gelecek nesilleri ne yazık ki Ahmedi değildir ve Ahmediyette kalmamaktadır. Dünyevi çekicilikten dolayı şartlar farklıdır. Cemaat özellikle bunlara dikkat etmelidir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam çocuklarla nasıl ilgilenirdi ve onların terbiyelerine, eğitimlerine nasıl göz kulak olurdu? Bununla ilgili olarak Hazreti Müslim Maud, çocukların terbiyesinin ve eğitimlerinin en güzel metodu onlara spor öğretmektir. Küçük şeylerle oynamak da eğitim olacaktır. Çocuk çok küçükken hikayeler vasıtasıyla eğitimler olacaktır. Büyüdüğünde konuşmalar onunla ilgili olarak etkili olacaktır. Orada yanlış hikayeler olsun demek değildir. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam bizlere hikayeler anlatırdı. Bazen Yusuf Aleyhisselam, bazen Nuh'un, bazen Hazreti Musa Aleyhisselamların hikayelerini anlatırdı. Bunlar bizim için bir hikayeydi ama gerçekten onlar gerçek hikayelerdi. Elif ile Leyla hikayesini anlatırdı. İster yanlış olsun veya gerçek olsun bunda çok büyük bir ders vardı. Biz birçok hikayelerle ilgili olarak atasözleri duyduk. Çocukluğumuzda en iyi eğitim hikayelerdir. Ve bazı hikayeler çok lüzumsuzdurlar fakat iyi hikayeler de vardır. Onlar ahlak öğretirler ve çocuklara ders öğretirler. Çocuğun yaşı küçükken bu yolla çocuklara eğitim verilmelidir. Büyüdüklerinde o zaman onlar için spor çok iyi bir eğitim yoludur. Bazı insanlar eğer televizyonda bir oyun oynamıyorsa, dışarıya gidiyorsa buna izin verilmelidir. Ve iyi şeyler vardır kitaplarda. Ayrıca dualar vasıtasıyla öğrenilir. Anne ve babalar bazen çocuklarına zaman tanımalıdırlar. Anne ve baba çocuklarının eğitimine önem verir ve onlarla arkadaş olur ve onları kendilerine bağlarlarsa birçok eğitim programları, terbiye programları çözümlenmiş olacaktır. Anne ve babalar bundan şikayet etmektedir. Bunu unutmasınlar. Bir yerde Müslim Ağut bu noktayla ilgili olarak çocukların
çocukluklarıyla ilgili olarak hikayelerde amaç çocuklara bağırılmamalıdır ve anne ve babalarının zamanını harcamamalıdırlar. Hikayeler gelecek hayat için faydalıysa bu ne güzel bir şeydir. Bugünlerde çocuklar bunlardan, anne ve babalar kaçınırlar ve hiçbir gürültü yapmasınlar diye bazen onların eline iPad korurlar, televizyonun önüne veya kompütörün önüne oturturlar. Hikayeler varsa tamam, bunlar iyidir ama bazen onlar zamanlarını boşa harcarlar ve küçük çocuklara oralara gitmelerine izin veremezler ve bunları uzun zaman seyrederse çocuklar televizyonu, 2 yaşın altında olanlarla ilgili olarak doktor onların düşüncelerinde çok değişiklik olacak ve etkileri zihinlerinde kötü etki olacaktır. Hazreti Müslim Ahmet Beşer Salatü Vesselam bu hikayelerden bahsettiğinde onlar o zaman faydalıydı. Eğer bize bu hikayeleri anlamamış olsaydı gürültü yapardık ve o zaman da kendi işini yapamazdı. Bu gereklidir ve bu hikayeleri anlatmanız ve sessizliği korumamız gerekir. Bundan dolayı ne zaman zamanı varsa bizlere gece vakti hikayeler anlatır ve ondan sonra bizi uykuya yatırır. Ondan sonra işini yapardı. Çocuklar anne ve babaların ne kadar büyük iş yaptığını bilmezler de çocukların ilgi alanı yoksa o zaman gürültü yaparlar. Hikayelerin anlatılmasının nedeni çocukların uykuya gitmesidir. O günlerde o zaman bu gibi şeyler yoktu ve ona dikkat edemezlerdi. Birçok şeyler var daha. Anne ve babalar çok çalışmamakta ve anne ve çocuklarla olan ilişkiler zayıflamaktadır. Bu nokta akılda tutulmalıdır. Hazreti Müslim Ahmet şöyle diyor: bu hikayelerin gerekliliği herkes tarafından kabul edilir. Bu geçici bir ihtiyaç olmasına rağmen bunun ihtiyacı, bunun faydası öylesine ilgi vardı ki onlar bu hikayelerde kaybolur ve uykuya giderlerdi. Anne ve babaların amacı bizim zamanımızı almasınlar ve böylece onlar uzanırlar ve hikayeleri anlatırlardı, olayları anlatırlardı. Ailenin diğer üyeleri kendi işlerini yapardı. O zaman eğer bu amaç başarılmış ise, anlamsız hikayeler söylenmişse biz bundan memnun değiliz. Fakat öyle faydalı hikayeler anlatılmalı çocuklara. Bunlardan bahsederek arkadaşlık daima bunun gibi olmalıdır. Yani insanları rahatsız etmemelidir. Hazreti Müslim Ahmet bir olaydan bahsederek vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle derdi: kişi bu kişi bir hayvanla arkadaş olmuştur, ayıyla. Bu bir söylentidir. Tabii beraberce otururlardı ve bu hikaye amacıyla anlatılmaktadır. Belki bu ayı ve diğer hayvanlar eğitilirse o kişiye bağlı olurlar. Ben Vadid'den mesela Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den bir şey anlattığımda bunun amacı gerçeği çocuklara iletmektir. Ben bunu söylüyorum ki düşmanlar kritik etmesinler, bunları söyle aptalca insanlardır demesinler ve ayı gelip de insanla oturuyor demesinler. Bu hikayelerden ders almak için söylenir. Bunun anlamı, bu insanlar değişik nitelikleri olanlar vardır bazı insanlarda. Örneğin çok eski alışkanlıklarda kralın huzurunda aslanlar otururdu ve diğer dil bilginleri de hayvanlarla beraber olurlardı ve insanlar bundan bahsederek bunu çok ilginç bulurlardı. İşte bu ayı bu kişinin, bu adamın arkadaşıydı idi. Bu ayı sık sık gelirdi. Bir keresinde annesi hastalanmıştı ve ayıya
ellerinle sinekleri kovala dedi ve siz bu görevi yapın, ben bir müddet sonra geleceğim dedi. Fakat tabii insanlarla hayvanlar arasında farklılık vardır. Hayvan kendi elini insanlar gibi sallayamaz. Ondan sonra sineği uçurduğunda, kaçırdığında sinek yine geldi. Tekrar gelince sinek. Bu çok hayatı tehlikeye koyar dedi. Onun üzerine büyük bir taş indirdi sineğin ve sinek öldü. Böylece annesi de paramparça oldu. Bu örnektir. Bazı cahil insanlar, bazı arkadaşları vardır. Fakat burada bir arkadaşlık sanatı yoktur. Kendi düşüncelerine göre iyilik yapmışlardır ama bu sonuç tahribatla sonuçlanır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bahsetmiş. Öyle güzel manzarayı ortaya koymuştur ki arkadaşlıkla ilgili olarak, bir kardeşiniz size adaletsizlik yapıyorsa ona yardım edin dedi. Sahabe, ya Resulallah, adaletsiz olan bir kişiye yardım edebilir miyiz diye sordu. Evet dedi, o kişinin, adaletsiz yapan kişinin elini yakalamak bir yardımdır dedi. O demek değildir ki sizin arkadaşınıza ne yapıyorsa onda yardımcı olun demek değildir. Veya onun arzusuna göre her şeyi takip edin demek değildir. Gerçek arkadaşlık, o arkadaşının faydası için onun aleyhine gitsen bile o yolu takip ediniz. Bunu yapmazsanız o zaman onu tahrip etmiş sayılırsınız. Ona zarar vermiş sayılırsınız. İnsanların çoğu bunu anlamamaktadırlar. Hazreti Müslim Ahud yine bir örnek vererek, Kadiyan'da bir kişi başka bir kişiyle münakaşaya girmişti, arkadaşlarından birisi. Hiç düşünmeden kendi sorumluluklarını, arkadaşlık sorumluluklarını yerine getirmeden, ben bu görevimi yerine getireceğim dedi ve bunda çok, bu karışıklıkta, bu anlaşmazlıkta kişi dindar olmasından dolayı kendi yerine geldi ve her şey düzeldi. Bu arkadaşı, bu kavgada yer alan kişi arkadaşının adına o zaman münafık oldu. Arkadaşlık Allah-u Teala'ya bazen yaklaştırır, fakat bu bazen insanlar dindar olmadığınca yanlış adım atarlar ve arkadaşlığı tahrip ederler ve onlara da zarar verirler. Daima arkadaşlık sorumluluklarını yerine getirmek için kişi kendi zekasını kullanmalı ve arzularını da kontrol almalıdır. Hazreti Müslim Ahud, vaad edilen Mesih Salatü Vesselam, bir ayı vardı ve o kişi ayıyla arkadaşlığı bulunmaktaydı. Hanımı daima onunla alay ederdi. Sen ne biçim kişisin? Arkadaş olarak ayıyı seçtin. Bir ara bu münakaşa o kadar yoğunlaştı ki ayı da bunu dinliyordu ve ayı elinde kılıcını alarak, sen başımı kılıçla vurdun dedi. Bu sadece hikayedir tabii ve belki de bu insan oğludur. İnsanın yaratılışı da ayı gibidir. Her neyse, kişi bunu reddetti ama hayır dedi. Benim başıma vurdun. En sonunda eline kılıcı alarak o da ayının kafasına vurdu ve kanamaya başladı. Ayı da ormana kaçtı. Bir yıl sonra ayı geriye baktı. Bak dedi, başıma herhangi bir yara var mı başımda? O hiçbir yara görmedi. Ondan sonra ayı dedi ki, ormanda bazı ilaçlar vardı. Kendimi orada tedavi ettim ve bütün yaralar iyileşti. Fakat sizin hanımınız benim aleyhimde konuşuyordu ve onun söylediği yaralar hala kalbimde. Bazen kılıcın yarası iyileşir ama dille yapılan zarar daima orada, kalpte kalır.
emniyet için ve barış için, toplumun barışı için kişi başka insanların duygularına dikkat etmelidir ve herhangi bir neden olmaksızın başka insanlara diliyle ok atmamalıdır. Bu ders daima hatırlanmalıdır. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e inandıktan sonra kişinin imanını koruması her Ahmedi'nin görevidir. Bazen küçük şeyler imanın kaybolmasına neden olur. Yine söylediğim gibi ben örnek verdim sizlere. O arkadaşına yardım etmek istiyordu ama sonuç olarak o her şeyi reddetti. Bazen Allah-u Teala'nın aleyhine konuşulduğunda her din, iman kaybolur. Biz daima kendimize dikkat etmeliyiz, kontrol etmeliyiz. Hazreti Müslim Ahud, Hazreti Musa'nın hikayesinde de bir örnek vardır. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bu olayı birçok kereler anlatmıştı. O, Hazreti Musa aleyhisselam Mısır'dan geri geldiğinde Malik'le yüz yüze geldi, karşı karşıya geldi. Bir kabilenin ismiydi. O İsrailoğullarına çok karşıydı. Kral korkmuştu. Şimdi bizim kökümüz kazanacak dedi. Bir dindar, bilgili bir kişi vardı. Kral ona dua etmesini istedi ve Allah-u Teala ona bir vahiy indirdi. Musa Allah-u Teala'nın peygamberidir. Ona karşı dua etme dedi. Ben Musa aleyhisselamın aleyhinde dua edemem çünkü Allah-u Teala'nın oğludur. Kral hiçbir şey etkilenmeyeceğini düşününce aynı şekilde, aynı kandırma yoluyla, aynen şeytanın yaptığı gibi, nasıl Havva ile Adem'i cennetten attığı gibi, o birçok insanları topladı ve bunları Musa Aleyhisselam'ın hanımına verdi. Musa dedi, Allah-u Teala'ya çok yakındır, onun için dua etmem. Dua ettim ama hiç cevap yok dedi. Bunda çok kararlıydı. Şartlar başka bir kişiye yine dua etmesini istedi. Ben kalbimi açamadım, dua edemem. Birçok yerleri değiştirdi ve onun imanı neredeyse gidecekti o kişinin. Musa'nın aleyhine dua etti. Ve dua ettiğinde yine Musa'nın milletinde tahribat olmuştu. Çünkü orada bir etkisi olmalıydı ve onun Hazreti Musa Aleyhisselam'ın takipçilerinde zayıflık vardı. Onlar da kayıba uğradılar ve kendisini sanki çok dindar olarak gösteren kişinin imanı da uçup gitti. Musa Aleyhisselam'a karşı dua edince imanı yok oldu ve bu yolla cezalandırılmış oldu. Çünkü o İsa'nın aleyhinde dua etmişti ve o kişinin durumu da kaybetti. Allah-u Teala'ya yakınlığı da gitmişti. Bütün bunlar bir hikaye olmasına rağmen aynen güvercinin elinizden kaçması gibi imanınız da kendi kalbinden, o kişinin kalbinden uçup gidebilir. Bu nedenle İman ancak gayretle elde edilir ve öylece çabucak da gider. İmanı bir şeye inanmak için iman gerekir. İmanı artırmak çok gereklidir. Çok gayret gereklidir. Bazen küçücük şeylerde bir cümle için eğer bir Allah Teala'nın aleyhine bir şey söylenmişse iman gider. Onun için her kişi kendini kontrol etmelidir ve dikkat etmelidir. Kişi Allah-u Teala'yı zikretmeye eğilmelidir. Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak Hazreti Müslih Mahud vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak bir atasözünü söyler. Kişinin eli işle meşgul olmalıdır. Kalp de daima Allah-u Teala'nın zikriyle dolmalıdır. Yine bilindiği gibi bir dindar kişiye sorulmuş.
Allah-u Teala'yı kaç kere hatırlayayım? O, siz sevgilinizden bahsediyorsunuz, ondan sonra onu sayacak mısınız? Fakat belli bir zaman bulunuz. O zamanda tamamen herhangi bir meslekten, herhangi bir işten uzak durunuz. Bu durum çok önemlidir. Esas doğru olan şey belli bir zamanı tespit ederek Allah-u Teala'nın zikrine gideniz. Dünyevi insanlar bundan hoşlanmazlar. Fakat bunun için bir zaman olmalıdır. Hayatları boyunca herhangi bir şey yaptıklarında zamanı tespit ederler veya bazen etmezler. Herhangi bir şeyi yaptıklarında Allah-u Teala'nın nimetleri hatırlanmalı ve o zikredilmelidir. Onlar imanla ilgili olan şeyleri dikkatle dinlemeli ve onları hatırlamalıdır ve ona göre davranmalıdırlar. Bu bir Ahmedi'nin amacı olmalıdır. Hutbeleri dinlemek, toplantılara katılmak, kitapları okumak, ondan sonra ondan etkilenmek ve onları hatırlamamak veya onun gibi de ona uygun davranmamak faydasız şeylerdir. Hazreti Müslim Maud, Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem hanımlar arasında konuşma yapardı terbiyeleri için. Bir müddet devam etmişti. Bir gün hanımları teste tabi tutalım. Bakalım bu ne kadar anlamışlar söylediklerimizi. Bir dışarıdan gelen bir hanım vardı. Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona sordu. Ben 8 gündür konuşuyorum. Ne konuştum ben acaba? Siz Allah ve peygamberiyle ilgili olarak konuşuyorsunuz. Başka neden bahsettiniz ki? Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem öylesine bu cevabı reddetmişti ve artık konuşmasına son vermişti. Bizim hanımlarımız böyle şeyleri hiç dinlemiyorlar ve çok temel eğitimlerine bile ihtiyaçları vardır. Yüce manevi dersleri dinleme kapasiteleri yoktur. Erkeklerin durumu da aynen böyledir. Birçok erkekler de böyledir ne yazık ki. Bazen tam bunun tersi de vardır. Hanımlar erkeklerden daha bilgilidirler. Onlara erkeklere hatırlattığında kocalarına bu iman meselesidir, dindir diye hatırlattığında ben hanımlardan şikayet almaktayım. Onların cevabı dinle ilgili olarak birçok şeyler söylüyoruz. Siz istediğinizi söyleyin, biz istediğimizi yapacağız derler. Unutmayınız ki bu çok korkunç duruma geldiğinde kişiyi dinden uzaklaştırır. Her neyse Hazreti Müslim Maud bununla ilgili olarak sahabelere bakınız. Gece gündüz onlar nasıl Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyesini dinlerler ve daima onu yerine getirmek için ayağa kalkarlardı. Küçücük bir şeyi bile edinirlerdi. Bütün dünyaya onu yaymakla kalmayıp bunları uygulamakta kullanırlardı. Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kitaplarıyla ilgili olarak onları okuyunuz, onlardan istifade ediniz. Bu son derece çok önemli olan bir şeydir. Onun için daima kendi bilgilerinizi artırmak için okuyunuz ve ona göre davranınız. Sadece bundan zevk almakla kalmayıp sadece zevk için bütün Kur'an'ı zevk için okursanız bundan istifade etmezseniz, Allah-u Teala'nın sıfatları üzerine derinlemesine düşünürseniz ve o zaman Subhanallah dediğinizde sizi daha da yukarılara götürür bu. Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir keresinde bir toplantıda bazen tesbih yaparız, Subhanallah deriz ve bir tesbihte çok yüceliklere ulaşırız. Ben o toplantıda değildim, küçüktük biz o zaman. Bunu duyduk ve bu bana geldi. Ben bilmiyorum. Vaad edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem orada ne zikretmişti? Onun bir deneyimi yoktu. Ben hala bir deneyim vardı. 17-18 yaşındaydım. O zaman bunları ondan dinlediğimde evet bu bazen ola gelmektedir. Bu nasıl olur dedi. Ben Subhanallah bir keresinde dilimden söyledim. Ve sanki benim maneviyatım
yüceliklere gidiyordu. Bu Subhanallah kalpten gelmektedir, kalbin derinliklerinden gelmektedir. Onu dinlediğinde la havle ve la kuvvete, bu kötü olan nedir dediğinde, bu Subhanallah'ın üzerinde samimiyetle duymamıştı. Ve Subhanallah demekle bütün gün bir şey elde edilmemişti. Benim kişiliğim, kişisel olarak ben bildiğim için kalbimin derinliğinden Subhanallah dediğimde sanki daha önceden farklıydım ve şimdi artık daha farklıyım diye hissediyorum. Görüyorsunuz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel aynı konudan bahsetmiştir ve o zaman Buhari'yi daha okumamıştım ama benim deneyimim doğruydu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kelimatani habibatani illa rahmetini hafifatani ellisani. İki kelime vardır ki bu çok dilde hafiftir ve Allah-u Teala'nın gözünde çok yücedir. Bunlar kolaylıkla söylenen şeylerdir. Bunda hiçbir şekilde zorluk yoktur. Onlar mükafat söz konusu olunca kıyamet gününde çok ağırlıklıdır. Ağırdır ve nimetlerle doludur. Bu iki kelime nedir? Subhanallahü ve bihamdihi, Subhanallahil azim. Ben bu iki kelimeyi, iki cümleyi okumaya çok alışkınım. Bazen bu cümleleri okumakla maneviyat yolculuğumda daha da yücelmekteyim. Esas olarak insanlar Allah-u Teala'nın talimatlarına hayatı boyunca dikkat etmeli ve bütün bunlara dikkat etmeli ve ona göre davranmalıdırlar. İşte bu gerçek olan şey budur. Bazen tesbih, tahmid, Allah-u Teala'yı övmek, zikretmek, onlar geldiğinde onlarda onun çok büyük etkisi vardır diye düşünürsünüz. Allah-u Teala bütün bu noktalardan bizim istifade etmemizi ve bunlar vasıtasıyla irade gücümüzü artırmamızı ve bunu yapma iradesini bize vermesini nasip etsin ve Allah-u Teala'yı hoşnut edenlerden bizlere eylesin ve bizleri de Allah-u Teala'yı zikretmeyi öylesine bize nasip etsin ki bizim maneviyatımızı ve ruhumuzu en yüceliklere getirsin ve Allah-u Teala'ya yakınlığı bizler böylece kazanalım inşallah. Elhamdülillah, elhamdülillah, nehmadu ve nestayinu ve nestağfiruhu. Ve nu'minu bihi ve netevekkelu aleyh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر